Doğru bilinen yanlışlar vardı. Evet, doğru bilinen yanlışlar. Neydi onlar? Bir yumurta, 8 yumurta ancak bir bıldırcın yumurtası eder. Doğru mu yanlış mı? Ne açıdan? Ağırlık olarak etmez efendim. 8 yumurta tabii ki daha ağırdır. Fiyat olarak da etmez efendim. 8 yumurta daha pahalıdır. Fayda olarak? Fayda olarak çok emin değilim. Eğer bıldırcın, hakiki bıldırcın bulabilirseniz belki. Hakiki bıldırcın mı? Tabii bu bıldırcınlar... Bıldırcın da mı? Nasıl yapacaksınız ki? Nereden bulacaksınız ki? Bıldırcın doğada dolaşan bir şeydir yani. Siz bunun şimdi yumurtasını yuvasından alamazsınız ki. Dolayısıyla belli bir sistemde besliyorsunuz. Satıyorlar. O beslediğinizce satıyorlar tabii. Filtre edilmiş form ama... Metabolik olarak daha üstündür. Onu kabul etmek zorundayım. Yalnız bunu bize küçükken içirirlerdi de bunlar bize çiğ içirilirdi. Ha, doğru. Yani insanlar bunu mesela sesin iyileşmesi için de aslında çiğ yumurta içmek gerekir. Çünkü çiğ yumurta içerseniz nasıl oluyor bilmiyorum ama ses tellerini düzeltiyor. Bunun bir örneğini mesela balıkçıların balık ayıklamalarıyla, balıkla temaslarında görüyoruz. Şu iş şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Hani hiç eskiden derler ya yok beline balık bağlıyorlarmış da iyi. Onların bir kısmı gerçek olabilir. Gerçek olabilir. Ben size söyleyeyim. Bir gün biri geldi bana beline alabalık bağlamış gelmiş. İşte ama yani bunu deneyiniz yapınız anlamında değil. Bazı şeylerin açıklaması bizim gördüğümüz gibi değil. Başka şekilde de açıklanabilir. O anlamda düşünsünler. Yani kuşkularınız her zaman değişik bir bakış açısı olabilir. Yani dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Şimdi öğrenciler yuvarlaktır tabii diyor ama bak diyorum biz geometriyi düzlem kabul ettiğimiz için yuvarlak oluyor. Halbuki geometriyi yuvarlak kabul etsen düz olur diyorum. O zaman anlıyor çocuk ne demek istediğimi. Bakış açısına göre her şey değişir. Siz de böyle düşününüz. Bunlar da bakış açısına göre elbette bir gün değişecektir. Çok da uzak bir gün olmayacak. Siz şimdi yaz boyunca ben şimdi inşallah şey güzelce. İnşallah hocam dinleneceğiz, tatilimizi yapacağız. Ama ben özlüyorum ya. Bana bir ay yetiyor. Ben de çalışmaya devam edeceğim. Değil mi? O, siz şey yaparken ben de... Neydi Nazende? Nazende. Nazende gel kızım. Nazende gelecek. Siz oturun hocam, o sizin kucağınıza gelecek gel. Zaten. Gel abi. Onun niyeti öyle. Peki hocam. Buyurun.